Doktor, ateş yaktım, ısınıyorum. Martıla simit atıyorum. Köpeklere mama veriyorum. Kartopu oynuyorum. Koşanları izliyorum. Koştuğumu hayal ediyorum. Ya şimdiye kadar 3-4 tur attım, biliyor musun? Bak 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 bak, şuna bak, sarılıya bak, sarı takkeliye bak. Bak, görüyor musun nasıl koşuyor? Ya belli ki başka bir şeyin peşinde koşuyormuş. Senden de kaçmıyor doktor. Hey gidi hey, sen de yakında koşmaya başlarsın ha? Geldi senin de koşma zamanların. Yok, ben tamamım. Ne kadar daha buradasın? İpek beni bulana kadar. Peki, ben gidiyorum. Şş, doktor sakın, ben... yumurtlamak yok ona göre. Tamam. Koş, koş doktor! Ne? Koş! Merhabalar. Buyurun, şikayetiniz nedir? Bunu bana doktorlar verdi. Hangi doktorlar? Diğer hastanedeki doktorlar. Burada ne yazdığının farkında mısınız? Evet. Hastanın sağ akciğerinde 6 santimetrelik bir kitle var. Kanseröz, ameliyat edilemez. Bunu gerçekten anladığınıza emin misiniz? Hı hı. Şey, bu gece burada kalabilir miyim? Ne yapıyorsun sen burada? İçeride bir hasta var. Akciğer kanseri, son evre. Hasta mı var? Ateş nerede? Sen niye bakıyorsun? Galiba kılacak yeri falan da yok. Sokakta yaşıyor. Ona takıldı biraz kafam. Zeynep, bu gibi taleplere cevap veremiyoruz biliyorsun ama... tamam, her neyse. Bir gece kalsın ama sen ilgileneceksin. Tamam, ben ilgilenirim. Çok teşekkürler. Şimdi tekrar soruyorum. Ateş ciddi bir vakası olduğunu söyledi. Çünkü bir sürü test yaptırmış. Vaka ciddi mi, değil mi? Yok, değil. Güzel. Onu korumak için yalan söylemedin. Ben de böyle umuyordum zaten. Emre? İpek Hanım. Ateş nerede? Buralardaydı en son. Buralardaydı en son derken? Yani en son buralardaydı. Ben şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Bu testler nedir? Testler... tüm testler gibi zaman kazandırmak için. Kime zaman kazandırmak? Biz doktorlar için zaman daha... hastamıza tedavi sürecinde zaman, hepimize zaman için zaman. Ateşe mi, hastaya mı? Emre'cim, bu kadar düşünecek bir şey yok yani. Çok basit bir şey sordum. İki şıklı bir soru. Evet, hekim olma zaman kazandırmak için bu testler ama nerede olduğunu gerçekten bilmiyorum İpek Hanım. Teşekkür ederim. Orhan, merhaba. Bu adam nerede yine?
kulağında böcek olan bir hastaya tomografi istemişsin. Kim ispiyonladı beni? Ha? Burada olduğumu nereden öğrendin? Poliklinikte Zeynep'e rastladım. Yani sırf daha meşgul görünebilmek için anlamsız testler de istemişsin. Rastlamasaydın Zeynep'e o testler anlamsız falan gözükmeyecekti, merak etme. Zaten Zeynep cezasını çekiyor şu anda, yani ölmekte olan bir hasta ile ilgileniyor. Ah ah. Ah. Fevral olur mu? Lane şekeri. Belki beni öpmek istersin diye. İnanılmaz birisin gerçekten. Hepsi bir oyun muydu yani? Bırak şimdi oyunu falan. Öpecek misin, öpmeyecek misin? O özür dilemeler falan. Böyle yani hayatımın lütfusun demeler. Ya hapse girersin ya da polikliniğe gidersin. İpek, kabul et. Sen bana kıyamazsın. Yalancı şahitlik yaptım beni hapse göndermemek için. Öyle değil mi? Yalan mı? Rehabilitasyonu bırakacağını bilseydim böyle bir şey yapmazdım. Yani ya poliklinik ya hapis, öyle mi? Evet öyle. Ya evrak işleri ya hapis. Ya bağış toplarsın ya hapis, ya ders verirsin ya hapis. Bence ben hapse gireyim daha iyi. Sen galiba beni kendine mahkum etmek için hapisten kurtarmışsın. Bana borçlusun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.